Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerinin başka bir şehirde yaşayan müritlerden biri anlatır. Bir gün pazarda gezerken bir güzel kadın gördüm. Defalarca baktım. Sonra pişman oldum, tövbe istiğfar ettim. Akşam eve geldiğimde eşim, "Efendi, bugün yüzünüzü kararmış görüyorum. Acaba nedendir?" dedi. Aynayı alıp baktığımda hakikaten yüzümün kararmış olduğunu gördüm. Neden olduğunu düşündüm, aklıma o kadına baktığım geldi. Bir mağaraya çekildim. Günlerce gözyaşı döktüm, günahımın affı için Allah-u Teala'ya yalvardım. Yine de huzurlu olamadım. Sonra hatırıma Cüneyd-i Bağdat'a Hazretlerini ziyaret etmek geldi. Bağdat'a gittim. Şeyhin evine varıp kapıyı çaldığımda bana, "Gir ya Abdullah, sen ruhbede günah işle, biz Bağdat'ta bu günaha istiğfar ederim öyle mi?" dedi. İçeri girdim, mübarek elini öpüp oturdum. Şaşırmış ve çok utanmıştım. Devamla şöyle buyurdu. "Pişmanlık ve tövbe büyük nimettir. Kalbin imdadı olmadan organların dinin emrine uyması çok güçtür. Büyüklerin sevgisi olmayınca kalbin imdadı olmaz. Bunları yapmak ancak Allah adamlarının işidir. Büyükleri seven mahrum kalmaz."